Merhaba. Bugün sizlere ırım tüzen sisteminin avantaj ve dezavantajlarını anlatacağım. Irım tüzen sistemiyle sürdürülebilir ve yoğun bir gıda üretimi yapabilirsiniz. Sürdürülebilir olması kullandığımız yağmur suyu, balıklar için ürettiğimiz yemler ve üzerinde yetişen bitkilerin yaz-kış, yazın başka bitkiler, baharda başka bitkiler, kışın başka bitkiler olmak üzere pek çok bitki yetiştirebilirsiniz. Sürdürülebilir olması bunun uzun vadeli bir sistem olduğu içindir. İkinci avantajı balık ve sebzenin tek bir nitrojen kaynağı kullanılarak yapılması. Balıklara verdiğimiz yem nitrojen kaynağımız burada. Balıklara verdiğimiz yem hem balıkları besliyor hem de bitkilerimizi besliyor. Böylece tek bir nitrojen kaynağıyla hem balıklarımızı hem bitkilerimizi yetiştirebiliyoruz. Diğer sistemlerle karşılaştırıldığında en az su kullanılarak üretim yapılan sistemdir. Çünkü benim burada 5000 litrelik yağmur tankım var. 5000 litrelik tank daha baharın sonu gelmeden bitiyor bütün bahçeler. Çok fazla da kullanmıyorum aslında. Yaklaşık 4-5 tane sebze bahçesi var. Hepsi 1,5-2 metrekare civarında. Onlara kullanıyorum sadece ve daha sezonun ortası olmadan bitiyor. Fakat burada ırım tüzendeki su buharlaşmanın dışında çok fazla kullanılmıyor. Diğer bir avantajı toprak gerektirmiyor. Özellikle çölde, çatıda, terasta, balkonda bir şeyler üretmek istiyorsanız ırım tüzen sizin için en iyi sistemdir. Ekstra gübre ve kimyasalları kullanmaya da gerek yok. Ekstra gübre kullanmıyoruz. İnek gübresi, tavuk gübresi gibi gübreler. Benim kullandığım tek şey kahve posası ve bir miktar kaya tozu. Kaya tozu gerekiyor çünkü bazı mineral eksiklikleri oluyor. Ekstra kahve posası ise kahve posası içindeki demir ve diğer mineraller bozulduğunda kahve posası ortaya çıkıyor ve bitkileri besliyor. Diğer bir avantajı ise yüksek besinli ve daha fazla gıda üretilebiliyor. Yüksek besinli olmasının nedeni balıkların çıkarttığı dışkının gübre olarak kullanılması, içindeki solucanlarla beraber o gübrenin ikinci kez bir işleme sokulması, o işlemden sonra iyicene suda eriyik haline gelmiş besinlerin bitkiler tarafından alınması yoluyla oluyor. Burada gördüğünüz gibi hiçbir bitkide herhangi bir mineral eksikliği, görülebilir mineral eksikliği yok. Her şey güzel büyüyor. Herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz balıklara zarar vermemesi için tabii daha çok. Ve içerideki ekosistemi, bakterilerle oluşan ekosistemi öldürmemek için herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. Kıtlık dönemleri için yüksek gıda güvenliği sunuyor. Her zaman bir şeyler yetiştiği için yüksek gıda güvenliği size sağlıyor. Her zaman yiyecek bir şeyleriniz oluyor, balığınız oluyor, sebzeniz oluyor veya üzüm bile yetiştirebiliyorsunuz bunlardan. Her zaman yiyecek şeyleriniz oluyor. Dışarıdan kontamine olması zor. Herhangi bir, tabii birisi, komşularınızdan birisi içeriye deterjan atarsa, suyunuza deterjan atarsa, oldu bu daha önce. Kirlenebilir. O zaman bütün sistemi değiştirmek gerekebilir. Balıkları öldürüyor. Her şeyi yıkamak gerekebilir. Oldukça masraflı bir olay. Ama dışarıdan kontamine olması daha zor. Eğer zaten kontamine olmuş bir toprakta yaşıyorsanız, ağır metallerin olduğu veya daha önce koyun çiftliği olan bir yerde yaşıyorsanız, kullanılan kimyasallar, koyunlar için kullanılan kimyasallar toprağı kirletmiştir. Orada herhangi bir şey yetiştiremezsiniz. Bu durumda ırım tüzen sizin için en uygun gıda yetiştirme yöntemi oluyor. Sıkı kontrol edildiği için kayıpları az. Ben her gün bakıyorum bu sisteme. Şimdi üzerine bir koruma yapacağım ve domatesleri yukarıya doğru bağlayacağım. Her gün bir kontroller yapıyorum. O yüzden kayıpları az. Tabii sistem kapalı olduğu için, herhangi bir gübre de eklemediğim için ekstradan, bu şekilde kayıpları çok fazla dışarıya akıp giden herhangi bir şey yok. Eğer toprakta yapmış olsaydık, ki yapıyoruz, koyduğumuz gübrelerin nereye gittiği çok bilinmiyor. Tarıma uygun olmayan yerlerde, tuzlu veya kumlu adalarda uygulanabilir.
Eğer tarıma uygun bir yer değilse çölde bile yapılabilir. Bu sistemi kurup üzerine bir sera koyup gıdanızı yetiştirebilirsiniz. Atığı yok denecek kadar az, aslında atığı hemen hemen hiç yok diyebilirim. Tabii küçük sistemlerden bahsediyoruz, büyük sistemlerden bahsetmiyoruz. Büyük olmuş olsa bile, ticari olmuş olsa bile atıkları tekrar geriye döndürmek, çok fazla tuz kullanmadıktan sonra sistemde o atıkları gübre olarak diğer bitkilere vermek oldukça kolay ve o atığı kullanmak çok kolay. Günlük hasat ve dikim işleri çok kolay ve her yaşta kişi tarafından yapılabilir. Dizayn, tasarım sırasında eğer sebze yataklarınızı belinizin civarında veya göğsünüzün civarında tasarlarsanız ve inşa ederseniz bunlara çok kolay fide dikebilirsiniz. Topraktaki gibi yere eğilmek, bel problemleriniz varsa yere eğilmek gibi zorluklar yok. Pazara çıkacak ürün yetiştirmek veya aile için gıda üretmenin en ekonomik yollarından bir tanesi. Pazara çıkacak ürünlerin biliyorsunuz temiz olması gerekir. Ben buradan koparttığım naneleri iş yerinde birkaç arkadaşa verdim. Ve ne kadar temiz, ne kadar üzerinde hiçbir böcek, canlı yok ve üzerlerinde herhangi bir toprak gibi şeyler yok. Çok beğendiler, kalitesini beğendiler sebzelerin. Temiz olarak yetiştirebilirsiniz her şeyi. Pazara çıkartırken tabii bu çok önemli. Albenisi de olmalı ürünün pazara çıkarken ve o albeniyi bu temizlikte kazanabiliyorsunuz, üretebiliyorsunuz. İnternette pek çok video, doküman, blog bulmak mümkün. Kurulumu zor değil. Aslında zor gibi görünüyor ama bir kere kurduktan sonra hiç ellemiyorsunuz. Ben bu sistemi yaklaşık 1,5 senedir, bu ilk sistemim 1,5 senedir hiç ellemiyorum. Sanıyorum sebze yataklarının içini de temizlememe gerek kalmayacak. Çünkü solucanlar var, başka böcekler var. Eğer çok dolarsa bir gün sistemi değiştirmek icap ederse, sistemi farklı bir tasarımla tekrardan inşa etmek gerekirse o işi yapabilirim. Ama onun dışında herhangi bir temizliğe gerek yok. Vejeteryanlar için ideal bir sistem. Eğer balıkları yemek istemiyorsanız, daha önceki videolarda bahsettiğim gibi helikopterimiz de geçiyor. Bahsettiğim gibi koyu balıklarından ya da Japon balıklarından yararlanarak tek kuyruklu olmasını da dikkat edin. Çift kuyruklular bu tür havuzlarda yaşamaz. Soğuk olduğu için, çok soğuduğu için. Bunlarla vejeteryan bir sistem kurabilirsiniz ve sadece sebzeleri tüketebilirsiniz. Koyular da sizin göz zevkinize hitap eder. Şimdi bir de dezavantajlarına bakalım. Dezavantajlarında hidroponik veya toprak bazlı sistemlerden daha fazla giriş maliyeti var. Giriş maliyetinin yüksek olmasının sebebi elektrik kullanımı, tankların maliyeti ve sebze yataklarının maliyeti. Bunların hepsini maliyetini düşük biçimde ortaya çıkartabilirsiniz. Yemi kendiniz üretebilirsiniz, balık yemini. Balığınızı kendiniz yakalayabilirsiniz göllerden. Suyu, yağmur suyunu toplayarak elde edersiniz ki ben öyle yapıyorum. Bu balık tankları yerine çukurlar açıp, kuyular açıp, içlerine plastik döşeyip oraları balık tankı olarak kullanabilirsiniz. Bir tek sebze yataklarına o zaman bir miktar maliyet gidecektir. Maliyeti düşürmek elinizde, çok para harcamak da elinizde. Etrafınızda hangi imkanlar olduğunu kontrol edip ona göre bu dezavantajdan kurtulmak da mümkün. Bir miktar bilgi gerektiriyor. Balık, bakteriler, bitki fizyolojisi hakkında bilgi gerektiriyor. Balık nasıl yaşıyor, balık ne yiyor, bunu bilmemiz gerekiyor. İçindeki bakteriler nedir, bu bakterilerin ne işler yaptığını bilmemiz gerekiyor. Arada bir suyun asiditesini, amonyasını, nitrit ve nitratını ölçmek gerekiyor. Bu tür değerleri kontrol etmek ve eğer yükseldilerse bunlara nazaran ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bir miktar eğitim kısmı var. Bunu da kitabımda zaten oldukça ayrıntılı biçimde açıklıyorum. Aşağıya linkini vereceğim, Arım Tüzen hakkındaki kitabımın. Online olarak satın alıp buradan o bilgilere bakabilirsiniz. Bir de başka dezavantajı, aslında bu tam olarak dezavantaj değil, belki avantaj bile.
Balık ve bitki ihtiyaçları her zaman aynı olmuyor. Balık daha asiditesi düşük sularda yaşarken bitki belki de daha fazla asidite isteyebiliyor bulunduğu ortamda. Ama gördüğünüz gibi bu işi çok fazla yapan insan var. Bir sürü şey yetiştiren var. Üzümünden, ağacından, sebzesinden, meyvesine her türlü şey yetiştiren var. Bu kişiler hiçbir zaman balığın asiditesi az kaldı, bitkilerin asiditesi çok fazla oldu gibi şeyleri düşünmüyorlar. Koyduk yetişiyor. Yani balık da burada, bitkiler de burada. Aynı su devir daim ediyor 27-24 ve her şey yetişiyor. Balık ve bitkilerin optimum sıcaklık değerlerini karşılamayan yerler için tavsiye edilmiyor. Eğer çok soğuk, çok sıcak yerlerdeyseniz ve bitkilerle balıkların istediği sıcaklıklar uyuşmuyorsa bu yerler için pek tavsiye edilen bir sistem değil. Ufak hatalar sistemin çökmesine, balık ve bitkilerin ölmesine neden olabilir. Bu da bizim tembelliğimizden dolayı kaynaklanıyor. Bana oldu birkaç kere. Suyun asiditesini, pH'ini, amonya, nitrit ve nitratını bazen uzun tutuyorum. Bir ay gibi bir süre bakmıyorum hiç. O zaman görüyorum bazen bir iki balık ölmüş oluyor. Hemen kontrol edip akabinde ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bu tür hataların olmaması için biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşayan bir sistem olduğu için sürekli o yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli değerlerin de ona sağlanması gerekiyor. Günlük yapılması gereken işler var. Günlük yapılması gereken işlerde bitkilere bakacaksınız, balıkları besleyeceksiniz. Çok fazla büyüyen bitkiler varsa onları budayacaksınız. Bağlanması gereken şeyler varsa bağlayacaksınız. Bu onlar topraklı tarımda yaptığınız şeylerin hemen hemen hepsini burada da yapıyorsunuz. İnsan gücü, elektrik gibi enerji ihtiyacı var. Bir kere kurulduktan sonra insan gücüne pek ihtiyaç yok ama elektrik ihtiyacı her zaman var. Fakat elektriği harcanın elektriğin de düşürülmesi bizim elimizde. Ben şimdi burada bir su pompası ve bir hava pompası kullanıyorum. İnternette birkaç tasarıma baktım. Sadece hava pompası kullanarak sistemi döndürebilirim. İçeriye sadece hava pompasıyla çalışacak bir pompa sistemi var. Onu yapmam gerekiyor. Facebook grubumuzda bunun linkini atmıştım. Nasıl yapılacağını atmıştım. O pompayı yapabilirsem eğer, vaktim olur da yapabilirsem, sadece hava pompasını kullanarak sistemi döndürebileceğim. Hava pompası 35 watt. Buradaki su pompası da 25 watt civarında olması gerekir. En azından hava su pompasını sistemden çıkartırsam kullanılan elektriği de düşürebilirim. Düzenli balık, tohum ve fide ihtiyacı var. Elinizde sürekli bir fideler olması gerekiyor, sürekli bir tohumlar olması gerekiyor. Hasat ettiğinizde ve bitkiler öldüğünde sezon sonunda yeni şeyler ekmeniz gerekiyor. Bunun tasarlamasını ve zamanlamasını iyi yapmanız lazım. Çünkü bitki olmazsa burada herhangi bir biyolojik filtre olmayacak demektir. Ve o zaman sistemdeki nitrit, nitrat çoğalacak demektir. Bunun çoğalmasını istemiyoruz balıklara zarar vermemesi için. O yüzden her zaman sürekli bir bitki fideleriniz bir yerde yetişiyor olmalı. Sistemin kenarında bir yerde de yetiştirebilirsiniz bu fideleri. Veya ayrı bir sebze yatağı yapıp o sebze yatağında daha ince çakıllar, daha ince kumlar kullanarak yetiştirebilirsiniz. Bazı tohumlarınızı çimlendirebilirsiniz ve onlar büyüdüğünde sebze yataklara aktarabilirsiniz. Sadece ırım tüzen dengeli bir beslenme sunmuyor diye düşünüyordum eskiden ve bunun dezavantajı olarak kitabımda yazdım. Fakat ben her zaman sistem çeşitliliğine inanan bir insanım. Zaten önceki videolarımda da bahsetmiştim. Sistem çeşitliliği çok önemli. Eğer bir tek ırım tüzende bitki yetiştirmiş olsam, yiyecek gıda üretmiş olsam ve bu sistem tehlikeye girse, üretmese veya üretimi durdurmuş olsam bütün gıda ihtiyacımı karşılayan sistemde ortadan kalkmış olacak. Bunun olmasını istemiyoruz tabii. Toprakta sebze yetiştirmek, ağaçlarda meyve yetiştirmek, ırım tüzende bir şeyler yetiştirmek, bir arı kovanında bal yapmak, bunların hepsi farklı sistemler ve hepsini bahçenize entegre edip bu şekilde kullandığınızda
bir sistem eğer devreden çıkarsa, tehlikeye girerse veya sabote edilirse diğer sistemler hala size gıda üretmeye devam edecektir. Dengeli beslenme için de üzerine diktiğiniz şeyler önemli tabii ki, ne yetiştirdiğiniz. Gördüğünüz gibi benim sistemde farklı şeyler var. Biber var, sarımsaklar var, kuzu kulağı var, hibisküs var, nane var, marul var. Bunların çokluğunu sağladığınız zaman gıdanızdaki, aldığınız, yediğiniz gıdanızdaki çeşitlilik de artıyor. Ve onlardan gelecek olan vitaminler, mineraller de çeşitlendiği için iyi bir beslenme sunar. Bir dezavantaj mı değil mi, bunu tartışabiliriz ama iyi bir yönetimle ve çeşitli şeyler yetiştirerek, tek bir şey değil, farklı farklı şeyler yetiştirerek çeşitliliği sağlamak mümkün ve beslenmenizdeki, gıdalarınızdaki alacağınız mineralleri çeşitlendirmek mümkün. İşte böyle avantajları ve dezavantajları. Aşağıya yorum olarak bana ne tür videolar çekmemi istediğinizi söylerseniz çok memnun olurum. Daha farklı şeyler de yapacağım. Kitabımın linkini de aşağıda vereceğim. Irım Tüzen hakkındaki kitabımı e-book olarak satıyorum. İsterseniz ilk 15 sayfasını görebilir, blogumdan görebilirsiniz, Artizan Peynirci blogundan ve alıp almaya karar verebilirsiniz. Sistem bu şekilde, avantajlar ve dezavantajlar. İyi günler.